Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bu sene içerisindeki kullanacağımız daha doğrusu benim çözeceğim ve sizlere ödevlendirme yapacağım 3 mükemmel kaynak ve bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Ama bu kaynaklara geçmeden önce biliyorsunuz 18 Temmuz Pazartesi günü Teytayetek Geometri kampı başlıyor. Gösterdiğiniz yoğun ilgi çok teşekkür ederiz. Hatta bu yoğun ilgiden dolayı ben aradılar. Hocam bazı arkadaşların eline kargolar. Salı günü ulaşabilir denildi. Pazartesi günü yetiştiremeyebiliriz denildi. E, bu yoğunluktan dolayı denildi. İlk yoğunlukta böyle şeyler olabiliyor maalesef ama merak etmeyin. E, ben zaten ilk haftayı biraz böyle e, sakin tutarım. E, sadece doğru açılar işleyeceğiz. E, salı günü başlayan ya da çarşamba günü, çarşamba günü gelmez. En kötü ihtimal salı günü gelir zaten kargolar elinize ama e, en kötü çarşamba ya da perşembe başlayan arkadaşlar bile hem hızlandırılmış programa başlayan hem de normal programa başlayan arkadaşlar Kesinlikle ama kesinlikle kampa benimle birlikte devam edeceklerdir arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Ben pazartesi günü videoları yüklemeye başlayacağım. Ee, sizler belki salı günü belki çarşamba günü belki de en kötü ihtimal perşembe günü başlasanız da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu da sözünü size vereyim arkadaşlar. Evet gençler bu arada kitabımız e, açı, videonun açıklama kısmında linke de bıraktım zaten hem Karya Akademi'nin sitesinden hem de Trend Yoldan satışa veriliyor. Linklere tıklayıp oradan ulaşabilirsiniz. Evet iki gün önce bu şeyin kitabın duyurusunu yaptıktan sonra e, bazı arkadaşlar yorumlarda destekte bulunacağımı söylemiştim. Bana mail atmalarını söylemiştim. Bana gelen bütün maillere dün gece saat 4'e kadar e, bana mail dün gece saat 4'e kadar bana mail atan herkese cevap yazdım. E, kitap desteğinde bulunmak derken hani bizim için zor oluyor arkadaşlar. kargo git, kitabı kargola bilmem ne. Çok fazla zamanımız alıyordu. Ben de e, fiyat anlamında destekte bulunmak istedim ve e, bana gelen maillere e, iban atmalarını söyledim. E, i̇ban atan herkese bakın altın çizerek söylüyorum. Dün gece saat 4'e kadar bana gelen bütün ibanlara e, hesabına parayı e, daha doğrusu desteği yolladım arkadaşlar. Yalnız destek ben şunu istiyordum. Kitabın Hepsini destek olarak yollamak istiyordum aslında ama e, ben de bu kadar beklemiyordum. Çok fazla talep geldi. E, ben de e, bütün herkese hitap edebilmek için e, kitap fiyatının yarısının desteğinde bulunabildim. Bu anlamda da beni anlayışla karşılarsanız sevinirim. E, elimden bu kadarı gelebildi. E, düşünseniz ya yani bütün herkesle iki gün boyunca zaten ben bununla uğraştım. E, tek işim buydu. Bana gelen maillere cevap yaz, işte internet bankacılığına at. Maildeki IBAN'ı al, e, şeye yaz, internet bankacılığına yaz. Ondan sonra açıklama kısmını yaz. Bilmem neler falan filan derken bir kişiyle zaten sadece bir kişiyle 6 dakika uğraşıyoruz. En az 6 dakika uğraşıyoruz. E, en az 100 kişi desek ki 100 kişiden fazlaydı zaten bu sayı. E, 100 kişi desek bu ne demek? 600 dakika bilgisayarın başından hiç kalkmadan bu işi yaptık. Evet. O yüzden dün gece altını çizerek söylüyorum yine saat 4'e kadar e, bana mail atan herkese ulaştım. Sadece 2 ya da 3 kişinin IBAN'ı yanlıştı. Artık onların da kısmetinde yokmuş kusura bakmasın. E, diğer herkese e, en geç pazartesi günü hesaplarına e, bu destek yatacaktır. Niye pazartesi günü? Ben 15 Temmuz'un e, tatil olacağını hesap edememişim. E, Halk Bankası olanların hesabına geçmiştir büyük ihtimalle. E, diğer bankalarında e, ileri tarihli EFT vermek zorunda kaldım. O yüzden. Pazartesi günü elinizde bana maillerde soruyorsunuz cevap yazamıyorum kusura bakmayın yoğunluktan dolayı e, o yüzden buradan bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Pazartesi günü hesabınızda bu destek yani kitabın yarısının desteği e, hesabınızda bulunacaktır arkadaşlar haberiniz olsun. Evet isterseniz şimdi bizim bu sene içerisindeki işleyeceğimiz çözeceğimiz ve sizlere ödevlendirme vereceğimiz yayınların özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bu sene çözeceğimiz yayınlardan birincisi 3 4 5 olmazsa olmazımız. 3 4 5 çözülmeden bu iş olmaz kardeşim. Yani daha doğrusu ben aşırı derecede zevk alıyorum. Sizler de büyük ihtimalle aşırı derecede zevk alacaksınız. İsterseniz ilk başta kitap içeriği nasıl bir ondan bahsedelim. 3 4 5 geometri soru bankası konuyu alt başlıklara ayırıp anlattıktan sonra ilgili başlığa ait soruları öğrencilerin karşısına çıkartıyor. Konu bitiminin ardından klasikleşmiş sorularla konuyu pekiştirip ÖSYM tadında sorularla sınav tarzını benimsetiyor. Ve sonrasında ne yapıyor? Orijinal test sorular testi ile de ufkunuzu genişletiyor. Yani 3 bölüm testi var. Bu ne demek? Klasik sorular var. Sonra ÖSYM tadında sorular var. Sonra orijinal sorular var. Bu demek oluyor ki her kesime hitap ediyor. Yani kolayı da var, ortası da var, zoru da var kardeşim. Herkesin bu şeyi alabilir. Yalnız hocam yani ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kitabı almasam olur mu diyenlerde de şöyle bir cevabım olacak. Arkadaşlar böyle orijinal sorular test dediğimiz şeyler de öyle çok çok uç noktalarda zor dediğimiz şeyler yok değildir aslında. Ben her zaman şunu savunurum. Geometride zor soru diye bir şey yoktur. Verilenlerin mantığını kullandığınız zaman her zaman çok rahat bir şekilde soruyu yapabilirsiniz. Bunlarla da uğraşmak zorundasınız. Orijinal sorular dediğimiz Hani sorunun içerisinde bir kazanım değil birkaç tane bir farklı kazanım vardır. Ondan böyle orijinalliğe doğru gidiyor. Ee, evet orijinal dediğimiz soruların içerisinde gerçekten böyle düşündüğümüz zaman e, çok kaliteli sorular geliyor gelebiliyor. Yani e, öyle bir yenilmesi soruyu karşımıza çıkartmışlar ki o zaten çok orijinal bir hale getirmiş oluyor soruyu. 3-4-5 de bunu en iyi yapan yayınlardan biri arkadaşlar. Çok değişik sorularla karşımıza gelebiliyor. Hatta bazen kıskanıyorum. Aa, bu soru benim niye aklıma gelmedi? Keşke benim konu anlatımında da olsa dediğim e, onlarca soruyla karşılaştık ve bundan sonra da kitabı çözerken de zaten karşılaşacağız gibi de gözüküyor. E, gerçekten çok kaliteli hem baskı anlamında, e, hem dizgi anlamında, hem de kitabın ferahlığı anlamında çok kaliteli bir yayın diyebiliriz arkadaşlar. Ve kitapta bu sene yapılan en büyük yenilik 2022 dahi son 5 yılın TYT, AYT ve MSÜ çıkmış soruları içermesidir. Kitap geometri öğrenmek isteyen öğrenciler için ideal olup yeterince yeni nesil dediğimiz nesne kullanımı soruları da içermektedir. Gerçekten çok değişik tarzda yeni nesil sorularla yani günlük hayatta kullanabileceğimiz e tarzı böyle getirmişler kitabın içerisine koymuşlar ve çözerken de Gerçekten ama gerçekten çok büyük bir zevk alacaksınız. Evet bunun yeni baskısı ne zaman hocam diye soracak olursanız önümüzdeki hafta içerisinde. Yani e, önümüzdeki hafta dediğim işte ne zaman oluyor ben bunu 15 15 Temmuz'da çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Ona göre e, önümüzdeki haftadan itibaren siz bu kitabı temin edebilirsiniz. Yani yeni basımını temin edebilirsiniz. Çünkü yeni basımında 2022 dahil son 5 yılın TYT, AYT ve MSU soruları da var arkadaşlar haberiniz olsun. İlk kitabımız bu çözülmesi gereken e, mükemmel kitaplardan biri. Ben çok zevk alıyorum. Büyük ihtimal sizler de zaten çok 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 büyük bir zevk alacaksınız. Ha, tek bir şey var bu birinci kitap arkadaşlar. İkinci kitabın ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Birinci kitapta çemberin sonuna kadar olan konular mevcut arkadaşlar. Bu da e, aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet çözeceğimiz ikinci kitabımızda 3D yayınlarının TYT Geometri Soru Bankası kitabı. Arkadaşlar bu kitabın ben şu ana kadar... %80'ini çözdüm. Yayınlanmadı ama e, yakın zamanda da yayınlanmaya başlanacak. %80'ini çözdüm ve çözerken aşırı derecede zevk aldım. Sebebini biraz sonra kitabın özelliklerinden bahsederken arada bir değiniriz isterseniz. Şimdi 3 düzey testinde 3 boyut var arkadaşlar. Birincisi şu. 3 düzey testleriyle karşılaşacaksınız. Yani bu ne demek? 3 düzey konu testlerinde sorular zorluk derecelerine göre sınıflandırılmıştır. İlk 3 soru kolay, son 3 soru zor ve diğer sorular ise orta seviye olarak belirlenmiştir. Bu sayede öğrencilerin her konuda farklı zorluklarda ve tarzlarda soruyla karşılaşması sağlanmıştır. Evet geometrideki her kalıp soru bu kitabın içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar. Genelde öğrenciler için orta ve üstü diye böyle söyleniliyor ama bana göre yani şöyle baktığınız zaman böyle orta ayarda bir kitap diyebiliriz. Çünkü niye? Biliyorsunuz geometride biraz zora karşıyım. Bu kitabı da çözerken şu ana kadar aa bu soru zormuş dediğim bir soruyla karşılaştım. Bu soru gerçekten zormuş dediğim. Ee, gerçekten soruları çözerken de o yüzden zevk aldım zaten ben. Şimdi normalde bakış açısına göre baktığınız zaman soru sayfalarca işlemle çıkabiliyor. Ama arkadaşlar verilen bir yerdeki mantığı böyle kullandığınız an verilen bilgileri tam anlamıyla kullandığınız zaman Sırasıyla kullandığınız zaman çok da güzel bir şekilde, çok orijinal bir şekilde çözümüne de ulaşıyorsunuz. Bu kitapta o yönü çok hoşuma gitti ve bu kitabı çözümlerini yaparken de ona da çok dikkat ettim. Gerçekten çok tatlı bir şekilde çıkıyor. O yüzden siz burada e, bu kitabı çözerken zorlandığınız sorularda mutlaka videosunu izleyin. Mutlaka bir yerdeki bir mantığı çok güzel bir şekilde kullanıp çözümünü çok güzel bir şekilde ve çok kolay bir şekilde çözmüş olduğumuz soruları göreceksiniz arkadaşlar. Siz de o yüzden bu kitapta vay be işte bu sorun böyle çözülüyormuş demek ki diyeceğiniz çok soruyla karşılaşacaksınız. Dediğim gibi ben çok zevk aldım. Sizler de büyük ihtimalle bu anlamda zevk alacaksınız. İşte bu birinci boyutta 3 düzey testlerinde kolay orta zor sorularla e, normal klasikleşmiş sorularla karşılaşacaksınız. Arada yeni nesil sorular da var tabii ki. İkinci boyutta da birebir ÖSYM testleri var. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki birikimleri göz önüne alınarak hazırlanan birebir ÖSYM testleri ile konu sonlarında öğrencinin o konuyu bütünsel bir bakış açısıyla taraması sağlanmıştır. ÖSYM sorularının benzerleriyle karşı karşıya geleceksiniz arkadaşlar. Burada değişik tarzları da var. ÖSYM'nin sorabileceği tarzda sorularda mevcut arkadaşlar burada. Üçüncü boyutta da TÜMOVAR'ın testleri var. TÜMOVAR'ın testleri de ne anlama geliyor? Ünite arkalarında mesela üçgenler bitti. Tamam üçgenler bittikten sonra bütün üçgenleri tarayan sonra dörtgenler bitti mesela bütün dörtgenleri tarayan aynı zamanda üçgenleri de kullanan yani dörtgenlerin içerisinde üçgen de olan ya da sadece üçgen sorularda olan e, sorulardan bahsediyoruz. Ünite aralarında konuyu geriye doğru tümevarım tekniğiyle tarayan e, genel tarama testleri ile öğrencilerin son ana kadar tüm konuları dinamik bir şekilde hatırlaması amaçlanmıştır. Burada o yüzden 3D yani 3 düzey e, testleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir 3 düzey testi var daha doğrusu. Bir ÖSYM birebir ÖSYM testleri var. Bir de Tüm testleri mevcut arkadaşlar. Bu kitapta şahsen dediğim gibi ben çözerken acayip zevk aldım. E, bazı sorular ciddi anlamda çok uzun yollarla da çıkabilir ama bir mantığı kullanınca çok güzel bir şekilde çıkıyor ve e, yeni nesil diye tabi ettiğimiz sorulardan da yeteri kadar var arkadaşlar. Burada da e, bu kitaptan da zevk alacağınızı düşünüyorum. E, bu kitap ne zaman çıkacak hocam? Yeni baskısı aynı zamanda e, yeni baskısında da arkadaşlar yine son yani 2022 sınavında, e, TYT sınavında, AYT sınavında ve e, şey sınavında neydi o? MEOY sınavında çıkan soruların benzerleri de kitaba eklendi. Bayağı bir eklenen bir soru mevcut arkadaşlar burada da. Bu eklenmiş soruların olduğu kitabın baskısı ne zaman çıkacak diye soracak olursanız da arkadaşlar şu an videoyu 15 Temmuz'da çektiğimi söyledim. Bu Temmuz ayının son haftalarında falan çıkacağı söylendi bana bu anlamda da size haber vermek istedim. Hocam alamayacak mıyız diye düşünmeyin. Siz sorun. Belki önümüzdeki hafta falan belki baskıdan da çıkar internetten falan da bir şeyine de bakarsınız arkadaşlar. Anlaştık. Evet. Dediğim gibi üzerinde yeni baskısının üzerinde ne olacak? Benim ismim olacak. O da yeni yeni baskısıyla eski baskısının ayrımı. Hani Kenan Kara ile geometri çözümü olan şu yandaki şu yandaki kitap şeklinde olacak arkadaşlar baskısı. Oradaki çözen kısmında Kenan Kara ile geometri yazıyor arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi gelelim isterseniz üçüncü kitabımıza. Bu seneki çözeceğimiz üçüncü yayınımız da metin yayınları. Maalesef ne kadar çok hepsini çözmek istesem de vaktim yok. Burada sadece bir kısımdaki testleri çözeceğim arkadaşlar ama belki bir sürpriz yapıp hepsini de çözebilirim belli de olmaz. Çünkü gerçekten çok hoşuma giden bir yayın. Daha öncelerinde öğrenciler getiriyordu çözüyorduk birkaç tane soru ama sonrasında detaylı bir şekilde incelediğim zaman aa ne kadar güzel yani bütün her şeye yani eksiksiz bir şekilde e artık hocamız bütün soruları böyle karşımıza çıkartmış diyebiliriz. Gerçekten e, eksiksiz. Yani şöyle baktığımız zaman burada da isterseniz özelliklerinden bahsedelim ilk önce. Ondan sonra arada konuşuruz. E, metin yayınları, geometri soru kitabı 3 aşamadan oluşmakta. Bu da 3 aşamadan oluşuyormuş. O yüzden hoşuma gidiyor demek ki. Öğreniyorum başlangıç seviyesindeki sorular. Evet. Öğreniyorum başlangıç seviyesindeki soruları inceledim. Arkadaşlar geometride karşınıza çıkabilecek her kalıp soruyu karşınıza çıkartıyor. Yani burada ne demek? Eski nesil sorularda bilmeniz gereken kalıplar bunlar kardeşim diyor. Sen bunları çözdüğün zaman ey biliyorsunuz ben her zaman yeni nesil derken yeni nesil soruların içerisinde de hep eski nesil şu yöntemleri de kullanıyoruz. Sen buradaki öğreniyorum başlangıç seviyesindeki soruları çözdüğün zaman büyük yeni nesil soruların içerisinde de bunu zaten kullanacaksın. Ve geometride böyle eksik bir şeyin kalmayacak burada. Çünkü her kalıp bakın her kalıpla ilgili eski nesil her kalıpla ilgili soruları içeren çok geniş kapsamlı bir şekilde öğreniyorum testleri var arkadaşlar burada baya da güzel hazırlanmış yani o anlamda. Gerçi çoğu kitapta var da bazı kitaplarda az geçiyor her kalıp verilmiyor ama benim gördüğüm kadarıyla burada her soru kalıbı neredeyse her soru kalıbı burada mevcut arkadaşlar. Sonra ikinci olarak da pekiştiriyorum testleri var. Ya buradaki testlerde de yavaş yavaş günlük hayat geometrisine geçiş sorularından oluşuyor burası da. O yönü de çok güzel. Böyle direkt böyle e, sana sert bir şekilde günlük hayat problemlerine geçmiyor. Yavaş yavaş adım adım sana şeyi alıştırıyor. Hani günlük hayat hani yeni nesil dediğimiz sorulara alıştırıyor arkadaşlar. Bir üçüncüsü de üniversiteliğim testleri ise Tamamen geometrinin günlük hayattaki kullanımını içeren farklı kurgularda soruların olduğu sorulardan oluşmakta. Ya bu yeni nesil derken hani bazılarında görüyoruz bazı kitaplarda ev resmi koyuyor, altta da bir şey yazıyor. O şekilde gibi yeni nesil sorular da değil arkadaşlar bu kitaptaki sorularda. Yani adam ee, televizyonda bir şey görür mesela, ya onu bir soru olarak televizyondaki ee, bir özelliği soru olarak şey yazmış. Hani gördüm, inceledim. Ya da günlük hayatta karşılaşacağımız şeyleri böyle hani çok saçma şeylerle karşımıza gelmemiş gerçekten ama gerçekten karşılaştığımız şeylerle karşımıza gelmiş ve yani böyle günlük hayatta kullanabileceğimiz sorular böyle genelde böyle yenisi sorular dediğimiz şeyler böyle kitapta böyle biraz dar oluyor bazı kitaplarda ama burada inanılmaz derecede her tarza soruyla karşımıza çıkan bir kitap olmuş. Yani yeni neslin de her tarzıyla karşımıza çıkan bir kitap olmuş, her seviyedeki öğrencinin mutlaka mutlaka alması gereken bir kitap diyebilirim. Gönül ister ki bu sene çözemesem de size sözüm olsun, büyük ihtimalle seneye bütün hepsini çözerim. Uygulamada zaten çözümleri var, çok da açıklayıcı bir şekilde olmuş. Ee, ama bazı öğrenciler YouTube'da benim tarzımda dinlemek istiyor. Ee, fırsat bulabilirsem, fırsat bulabilirsem hepsini çözmeye çalışacağım ama bunu sözünü vermiyorum. Ama şunu sözünü vereyim. Üniversiteliğim testlerindeki soruların tamamını büyük ihtimalle sizin karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Yani bu üniversiteliğim testleriyle e, karşınıza çıkıp bunların çözümlerini size aktaracağım. E, benim bunları çözmem lazım ya. Ya bunların bir kanalda gözükmesi lazım. E, o yüzden çok değişik sorular var. Hem aynı zamanda benim kanalımda zenginleştirecek bir e, yapı da diyebilirim. Buradan e, soru yazara arkadaşlara da gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. E, Oturdum. Bayağı bayağı bir inceledim. Ee, kesinlikle normal seviyedeki bir öğrencinin bak e, geometriyi sıfırdan başlayan bir öğrencinin de e, orta halli bir öğrencinin de ya da iyi bir öğrencinin de mutlaka mutlaka çözmesi gereken bir yayın diyebiliriz. Çünkü başlangıç seviyesindeki testlerde öğreniyorum testleriyle bütün her tarzı göreceksin. Sonra pekiştiriyorum testleriyle yavaş yavaş günlük hayat problemleriyle ilgili yeni nesil soruları çözmeyi alışkanlık haline getireceksin. Sonra da üniversiteliğim testleriyle de tamamıyla yeni nesil soruları çözeceksin. Ve öyle dediğim gibi bir çocuk resmi koyayım yeni nesil olsun bir ev resmi koyayım yeni nesil olsun sorularıyla değil. Çok orijinal fikirlerle karşımıza çıkmış burada yazar arkadaşımız. Gerçekten valla tebrik ediyorum. Ben de çözmek için sabırsızlanıyorum açıkçası e, bunların çözümlerini ne zaman koyacağız? Mesela doğru açıları anlattıktan sonra veya üçgen açıları anlattıktan sonra bununla ilgili testleri oraya oynatma listesine koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Genel olarak kitap her soru tipini barındırmanın yanında hayatın içinde geometrik uygulamaların çok fazla olduğu bu anlamda farklı soru kurgularını barındıran bir kitap. Kitabı seviyelendirmek yerine Günlük hayata geometri uygulama soruları ilerleyen testlerde daha yoğun olduğunu söylemek daha doğru olur diye söylüyor arkadaşlar. Kitabın açıklaması işte gerçekten bilmiyorum ben inceledim çok da güzel bir şekilde her tarz soruyla karşılaşacaksınız. Hem eski neslin her tarzıyla hem yeni neslin her tarzıyla bu kitapta çok güzel bir şekilde karşılaşacaksınız arkadaşlar. Genel olarak toparlayacak olursak hocam bu 3 üç kitabın üçünü birden mi çözmeliyiz ya da ikisi yeterli olur mu diye soranlarınıza da bir cevap vermek isterim burada. Valla eskiden olsa ben şu şekilde yapardım. Yani 3 kitap kesinlikle çözülmeli derdim ve yöntemin ne olurdu? Konu anlatımında her konu sonunda iki kitaptaki soruları çözülür, çözersiniz. Mesela doğruda açı. Ee, A kitabından şeyi çözdünüz atıyorum doğru da açılar çözdünüz. Sonra B kitabından doğru da açılar çözdünüz. Sonra üçgende açıya geldik. Aynı şekilde iki kitaptan çözdünüz. Sonra dik üçgen, üçgende benzerlik falan filan. Sonra bütün üçgenler bittikten sonra iki kitapta bütün üçgenler bittikten sonra bir hafta içerisinde diğer kitabı da bitirmenizi isterim. Yani bütün üçgenleri bir ya bir hafta içerisinde üçüncü kitabı da bölüm sonlarında tekrar olarak kullanmanızı isterim. Bu şekilde yaparsanız çok güzel olur. Peki hocam ikinci seçenek ne? İki kitaptan gidebilirsiniz. İki kitaptan giderken de seçeneğiniz şu şekilde olabilir. Ya şöyle yaparsınız yine e, doğru açıda iki kitaptan birden çözersiniz. Dik üçgende aynı şekilde. Bütün üçgenler bitene kadar aynı şekilde. Sonra dörtgenler konusuna geçersiniz. Son çember sonra bütün geometriyi bu şekilde bitirirsiniz. Bütün geometri bittikten sonra da ne yaparsınız? Denemelerle tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ya da iki kitap seçeneğinde şu şekilde de gidebilirsiniz. Sadece bir kitaptan her konu sonunda soruları çözüp en son üçgenler bölümü bittikten sonra bir hafta ya da iki hafta kendinize ayırıp e, ikinci kitaptaki tekrarınızda üçgenlerin hepsini çözerek de bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin bir seçeneğiniz olur. E, her seçenekte de mutlaka mutlaka kendinizi çok iyi bir şekilde geliştirirsiniz. Ama ilk seçenek yani hedefi yükseklerde olan, gözü yükseklerde olan e, ve hızlı olan Bazısı, bazı arkadaşlar tam anlamıyla hızlanama, hızlanamayabiliyor. 3 e, kitap birden çözemeyebiliyor. Yani e, oyalanabiliyor sorularda. E, o yüzden 3 kitap ya da 2 kitap bu seçeneği size bırakıyorum arkadaşlar buradaki seçeneklere göre davranırsınız ve ona göre hareket edersiniz. Yalnız bu sene bu üç kitapla ben aşırı neşir olacağım. Bu üç kitabın kesinlikle ama kesinlikle arkasındayım. 3-4-5 mükemmel bir yayın. 3D sizi çok güzel bir şekilde tatmin her tarzda sorusu mevcut. Metin yayınları acayip hoşuma gitti. E, Valla tamamını çözmeyi de çok istiyorum aslında. Çok da kaliteli bir yayın. E, yeni neslin sorularında çok ağırlıkta olduğu bir yayın. Kesinlikle ama kesinlikle çözülmesi gereken bir yayın diyebiliriz arkadaşlar. Bu 3 yayınla e, bu seneyi böyle geçireceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet yayınla ilgili tavsiye videom budur arkadaşlar. Sonraki videolarda bir sonraki videoda ne yapacağız? Programla ilgili bir konuşma yapabiliriz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.